Havacılık sektörü aşı haberleriyle hareketlenmeye başladı. Ancak koronavirüs salgını sonrası her ülke için aynı olmasa da seyahat severler bundan sonra daha temkinli olacak. Seyahat alışkanlıkları sıfırdan şekillenirken kurallar da değişecek. Bu durum havacılık ve turizm şirketlerinde de birçok değişikliğe yol açacak. Bu konuda havalimanı, havayolu ve seyahat endüstrisi yöneticileri yeni planlamalar yapmaya başladı bile. İşte COVID-19 sonrasında kısa dönemde sektörün üzerinde durduğu değişimler. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını havacılığın adeta durma noktasına gelmesine yol açtı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun verilerine göre 2020'de 1,8 milyar kişi ülkeler arasında daha az seyahat edecek. Sektörün gelir kaybı da 400 milyar dolar civarında olacak. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA Genel Müdürü Alexander Dojunyak ise sektörün 70-80 milyar dolarlık ek kaynağa ihtiyacı olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmeler sürerken aşı haberleri sektörde bir kıpırdanmaya yol açtı. Her ne kadar yeterli sayıda kişinin aşılanmasının zaman alacağı yönünde fikir birliği olsa da havacılık şirketlerinin borsalardaki hisseleri ralli yaptı. Sektörde ise krizden kurtuluşun yolları aranmaya başlandı. Artık maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatın ve havacılığın bir parçası olurken, buna bir de havalimanlarındaki COVID-19 testi eklendi. Salgının ortasında koronavirüsün uzun vadeli seyahat modellerini ve yolcu davranışını nasıl etkileyeceğini tam olarak tahmin etmek imkansız. Ancak kısa vadede bazı değişimlerin yaşanma olasılığı çok yüksek. Ufukta ışığın görünmesiyle birlikte hava yolları ve havalimanları hemen çalışmalara başladı. İlk hareketlenmenin istihdamda görüleceği tahmin ediliyor. Sektörde ön plana nasıl çıkabileceklerinin peşine düşen şirketler, salgında çıkardıkları kadar olmasa da önemli bir sayıda personeli geri almaya hazırlanıyor. Ancak koronavirüs sürecinde gelişen teknolojiler, dijital çağ, uzaktan birçok işin çözülebilmesi gibi değişimlerle daha az insan gücüyle daha çok operasyon yapılır olacak. İstihdamda yeni dönem farklı önceliklerle yeniden başlayacak. COVID-19 salgını sonrasında ilk aşamadaki değişimlerden biri ise reklamlarda yaşanacak. Artık seyahat sektöründe eskisi gibi reklam kampanyaları olmayacak. Tanınmış isimlerle yapılan ve büyük harcamalara neden olan reklam çalışmaları azalacak. Bundan sonra daha verimli ve daha ucuz projeler öne çıkacak. Türk Hava Yolları gibi dünya genelinde önce olan şirketlerin eski alışkanlıkları yeni gelişmelerle değişecek. Büyük meblağlı az projelere değil, küçük rakamlı ama adet olarak çok ve tüketici kitlesiyle ülkelerin özelliklerine uygun sayıda projeler ön plana çıkacak. Bir başka değişim uçak ikramında yaşanacak. Salgın döneminde birçok şirket koronavirüs gerekçesiyle ciddi şekilde harcamalarını kıstı. Özellikle ikramlar çok azaldı. Mesela Türk Hava Yolları uçaklarında ve havalimanlarındaki özel yolcu salonlarında ikramları çok azalttı. Böylece düşük maliyetli hava yollarını ulaşım ağı olan büyük şirketler daha fazla sıkıştırmaya başlayacak. Majör hava yollarının da düşük bütçeli gibi çalışacağı bir döneme gireceğiz. Bu durum ne kadar sürer, nasıl bir değişime uğrar, sektörde farklı modeller ortaya çıkar mı bilemiyoruz. Ancak en azından sektör toparlanana kadar bunun devam edeceğini öngörebiliriz. Önümüzdeki süreçte sektörde ilginç bir rekabet dönemine gireceğimizi söyleyebiliriz. Kısa dönemde bir başka değişim kabin tercihlerinde olacak. Uzun süre seyahat etmeyen veya edemeyenler için hava yollarının business ve first gibi üst sınıflarında uçmanın çok anlamı kalmayacak. Çok yeri görmek veya sık seyahat etmek için sağlıklı uçuşlar gündemde olacak. Bir yerleri keşfetme arzusuyla seyahatler artacak, bağlantılı uçuşlar azalıp direkt uçuşlar yoğunlaşacak. Artık yolcular güneşten korunmak için yanlarına aldıkları şapka ve gözlüklere maskeleri de ekleyecek.